arkadaşlar, bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde Esun'un Trinken ile ilgili yer alan etkinliklerimizi birlikte yapmaya çalışacağız. İlk etkinliğimize bakacak olursak ne diyor bakın? Lesen Sie'den Text und ergänzen Sie in mit den Lebensmitteln auf der Einkaufsliste. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir metnimiz var, tekstimiz var ve burada da boşluklar yer alıyor. Verilen Einkaufsliste, yani alışveriş listesine göre o kısmı doldurmamız gerekiyor. Hemen metnimizle başlayalım. Ne diyor bakın? Hi, ich bin Stefan. Kendini tanıtıyor. Stefan olduğunu söylüyor. Heute ist Samstag und wir müssen einkaufen. Burada da ne diyor bakın? Günlerden bugün cumartesi olduğunu söylüyor ve alışveriş yapmalıyız şeklinde ifade ediyor. Meine Mutter schreibt einen Einkaufssätze. Ve annesi de ne yapmış bakın? Bir alışveriş listesi yazmış. Der Supermarkt öffnet um 10 Uhr. Ve marketin de açıldığı saati söylüyor. Saat 10'da açılıyormuş. Öffnen, burada açılmak. Öffnen, öffnet tabii çekimli olarak. Ich und mein Vater fahren zum Einkaufen. Ne diyor bakın? Ben ve benim babam alışveriş için gidiyoruz. Wir kaufen. İşte burada da ne yapılmamız isteniyor? Yukarıda verilen Einkaufsliste'ye göre, alışveriş listesine göre aynı şekilde sırayla da karışık bir şekilde de yazabiliriz. Tekrardan yukarıda olan şeyleri yazmaya gerek yok. O yüzden hemen bakalım neler lazımmış. Wir kaufen, ne satın alacağız söyleyelim. Ein Kilo Tomate, yani 1 kilo domatesmiş. Ardından 2 kilo Zwiebeln, ne ihtiyacım varmış bakın. 2 kilo soğana. Ein halbes da diyebiliriz. Ein halbes gram Kirsche, yani ya da bunu Fünfhundert'te, yani 500 gram kiraza ihtiyacı varmış. Bakın bunu satın alacaklarmış. Daha sonra 3 Packungen Milch, yani 3 paket süt. 1 litre Olivenöl, burada da 1 litre zeytinyağı alacaklarını. 1 Packung Butter ve burada da yine aynı şekilde 1 paket tereyağı alacaklarını. 2 Brote, 2 ekmek. 1 Stück Kopfsalat, burada da bir parça marul, bir kafa marul. Ardından da son olarak 1 kilo banane ve 1 kilo da muza ihtiyaçları varmış. Burada verilen yer alan bakın listede 9 adet malzeme yer alıyor. Bunları boşluklara sırasıyla yazabiliriz. Ardından da ne diyor bakın? Mein Vater bezahlt insgesamt 8 und 70 lira und wir fahren dann nach Hause. Ve burada da ortalama fiyatı, alışveriş yaptıklarını ne kadar tutacaklarını bakın söylüyor. İnkezant ortalama olarak ne kadar ödüyorlar? 78 lira ve daha sonra da eve gidiyoruz şeklinde metnimizi görüyorsunuz. Ve daha sonra da burada bakın Lesen Sie'den Text und beantworten Sie die Fragen. Metnimizi okuduk, ne demek istediğini gördük, boşlukları nasıl yapacağımızı anladık. Şimdi de burada metnimiz ile ilgili verilen soruları cevaplamaya çalışalım. Ne diyor bakın birinci sorumuzda? Wer schreibt den Einkaufszettel? Yani alışveriş listesini kim yazdı? Kim hazırladı bunu? Metnimizin hemen bakacak olursak şöyle bir zaten içinde direkt cümle halinde bize verilmiş. Ne diyor bakın baktığımızda? Meine Mutter schreibt einen Einkaufszettel. Annem hazırladı diyor. Burada da die Mutter şeklinde başlayabiliriz. Meine demek yerine bakın metnimizin içinden buluyoruz zaten. Die, çünkü Mutter artikeli die, o yüzden die yazıyorum. Die Mutter schreibt einen Ein
hemen geçelim. Burada da kaufen sie getränke, yani içecek satın aldılar mı? Listemize baktığımızda yer alıyor muydu? Evet, ne almışlardı bakın. 3 paket süt, dry packungen milch. O yüzden de bu sorumuza yağla başlayabiliriz. Zaten yağın aynı sorusu, fiilim başta. Hemen şöyle yazalım. Ya, sie kaufen. Ya, sie kaufen. Görmüş olduğunuz gibi cevapta özneyle fiilin yerini değiştiriyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Sie kaufen. Getränke şeklinde yazabilirim. Ya da ya, sie kaufen dry packungen milch olarak da ifade edebilirim. Üçte ise wer fährt zum Einkaufen? Ne diyor bakın? Alışverişe kim gitti? Yani bu alışverişi yapmak için giden kişi kim? Kendini tanıtan başta kimdi arkadaşlar? Stefan. Stefan burada kendini tanıtıyordu. Ve Vater. Mein Vater. Stefan ve babası gidiyor. O halde burada hemen yazalım. Stefan und sein Vater, yani onun babası demek istiyorum. Stefan er olduğu için, erkek olduğu için ve biz de öznelere göre baktığımızda bunu sein olarak yazıyorduk. Sein Vater fahren, çünkü çoğul olduğu için fährt diyemiyoruz. Fahren olarak yazıyoruz. Zum Einkaufen olarak cevap verebilirim. Einkaufen. Dörde bakacak olursak, was kosten die Lebensmittel? Burada da neyi soruyor? Gıdaların fiyatlarını soruyor. Yani bütün alışverişte yapılmış olanlar, aldıkları malzemeler ne kadar tutmuş? Onu da metnimize baktığımızda Mein Vater bezahlt insgesamt 78 lira şeklinde görmüştük. O halde hemen buna da yine die Lebensmittel, soruda ne soruyorsa aynen o şekilde yazıyoruz. Die Lebensmittel kosten. Ardından da yine 78 lira şeklinde yazıp tamamlıyorum. Diğer sorumuzda ise Wann öffnet der Supermarkt? Burada açılışını soruyor. Marketin alışverişe gidecekler. Ne zaman açılıyor bakın. Yine metnimiz içinden bulabiliriz. Hemen der Supermarkt öffnet um 10 Uhr şeklinde görüyoruz. Hemen aynısını buraya yazalım. Der Supermarkt öffnet. Öffnet um 10 Uhr. Diğer sorumuzda ise Kaufen Sie Obst und Gemüse. Burada ne diyor bakın? Meyve ve sebze satın alıyorlar mı? Bahsediyor muydu burada? Tabii ki de evet. Kirşe alıyordu, kiraz alıyordu, tomatı alıyordu. Ardından banane, zwiebel. O halde yağ olarak başlamalıyım. Ya, sie kaufen Obst und Gemüse şeklinde yazıyorum. Obst und Gemüse şeklinde sorularımızı cevaplıyoruz. Hemen diğer etkinliklerimizle devam edelim. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi bir metnimiz yer alıyor. Bir tekstimiz var. Hemen metnimizi okuyalım. Ne diyor bakın? Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie die Speisen mit Rot und die Getränke mit Blau. Yani içecekleri blau, mavi ile diğer yiyecekleri Lebensmittel, gıdaları da rot, kırmızı ile işaretlememiz gerektiği söyleniyor. Heute ist Wochenende. Bugün hafta sonu diyor. Familie Schiller geht ins Restaurant.
ne diyor bakın? Schiller ailesi restorana gidiyor. Irekin de Susanna und Thomas essen gern im Restaurant. Ve burada da bakın çocuklarından bahsediyor. Susanna ve Thomas'tan restoranda yemek yemeyi çok sevdiğini bahsediyor. Der Kellner kommt und fragt. Garson geldi ve sordu. Was möchten Sie? Ne istersiniz? Herr Schiller bestellt eine Suppe und einen Fisch. Ne istiyormuş bakın Bay Schiller burada? Bir çorba ve bir balık. Er ist gern Fisch, balık yemeyi çok sever. Er bestellt auch eine Flasche Mineralwasser. Ve ne sipariş ediyormuş? Soda, maden suyu sipariş ediyor bakın. Hemen onu da maviyle çiziyoruz içecekleri. Frau Schiller möchte keine Suppe. Keine Suppe. Burada da Bayan Schiller'in çorba istemediğini görüyoruz. Sie möchte einen Salat und ein Steak. Ne istiyormuş? Salata ve et, biftek istiyormuş. Hemen onu da çizelim. Susanne möchte eine Suppe. Susanne ise bir çorba istiyor. Einen Fisch, bir balık istiyor. Ve ein Glas Saft, bir bardakta ne istiyor bakın? İçecek, meyve suyu istiyor. Nach dem Essen ist sie auf Eis mit Schokoladensoße. Ve daha sonra da bakın ne yiyorlarmış? Çikolata sosuyla birlikte dondurma yediklerini söylüyor. Sie mag Eis sehr, dondurmayı çok seviyor. Thomas möchte keine Suppe. Thomas da çorba istemiyor. Möchte Schnitzel mit Pommes. Ne istiyormuş bakın? Schnitzel yemek istiyormuş patatesle birlikte. Ve und Saft. Bu da aynı şekilde içecek olarak meyve suyu istiyor. Nach dem Essen möchte einen Käsekuchen. Burada da ve yemekte de en son daha sonra ne istiyormuş ne görüyorsunuz bakın. Käsekuchen yani peynirli kek gibi, cheesecake gibi de söyleyebiliriz. İçecekleri mavi kalemle, diğer gıdaları, yedikleri, sipariş ettikleri sebze, meyve, Lebensmittel'leri kırmızıyla işaretlemiş olduk. Burada da aynı şekilde 2'de ise veya bestellt was, lesen Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. Ne sipariş ettiklerini kim ne sipariş ediyor ona göre doldurmamız gerekiyor. Frau Schiller'e bakacak olursak hemen şöyle. Frau Schiller ne istiyordu bakın? Çorba istemiyor, salata ve et. Hemen biftek. Şöyle salata ve et istiyor. Thomas ise o da çorba istemiyor. Schnitzel mit Pommes. Schnitzel mit Pommes. Ve ardından da ne istiyordu? Saft yani meyve suyu istiyor Thomas. Herr Schiller ise bir çorba istiyor. Herr Schiller bir balık istiyor. Ein Fisch. Ve eine Flasche Mineralwasser, maden suyu istiyordu. Son olarak Susanne'ye baktığımızda yine aynı Suppe, bir çorba istiyor. Einen Fisch, balık. Ein Glas Saft ve meyve suyu istiyordu. Ve tabii dondurma istediklerini de görebiliyoruz. Dondurmayı da kardeşler istiyordu. Ve ayrıca Käsekuchen peynirli kek gibi istediğinde cheesecake olarak görüyoruz. Bunu da Thomas istiyordu. Yine Thomas'ın olduğu tarafa da işaretleyebiliriz. Evet. Essen und Trinken'la ilgili etkinliklerimizi yapmaya çalıştık. Metinlere göre sorularımızı cevapladık. Böylelikle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.